Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çakar. Bugün sizlere boyalı saçların rengini koruması için dikkat etmesi gereken 4 altın kuraldan ve birbirinden farklı kolay örgü modellerinden söz edeceğim. Ama videoya geçmeden önce eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 kere yüklediğim videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben sizi boyalı saçların rengini koruması için gerekli olan 4 altın kuralla baş başa bırakıyorum. Kural 1. Saçlarınızı çok fazla ıslatmayın. Yani hem ıslatmayın hem de çok fazla yıkamayın. Çünkü her saçınızı ıslattığınızda, havuza girdiğinizde, duşa girdiğinizde ya da herhangi bir şekilde ıslattığınızda saçınızın rengi uzaklaştıracaksınız. Bunların akmasını engellemek çok da kolay değil. Özellikle kırmızı saç molekülleri büyük olduğu için saçtan çok daha hızlı bir şekilde akıyor. Kesinlikle haftada 2 kereden fazla yıkamayın. Bu saçlarınız boyalı olmasa bile yapmanız gereken bir şey zaten. Minimum ölçüde yapmanız gereken. Çünkü saçınızın beslenip sağlıklı bir şekilde uzaması için kendi doğal yağına ihtiyacı var. Ben saçlarımı 5 günde bir yıkıyorum. Zaten bir süre sonra saçlarınız bu rutine alışıyor ve çok hızlı bir şekilde yağlanmayı bırakıyor. Ben neredeyse sadece 4. günde kuru şampuan kullanmaya başlarım. O da saçlarım yağlandığı için değil, volümünü kaybettiği için. Eğer saçlarınızı alıştırırsanız haftada 2 ya da 5 günde bir rahatlıkla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Saçlarınızı yıkarken her zaman için renk koruyucu teknolojisi olan ürünler kullanmaya çalışın. Eldor'un boyalı saçlar için olan serisi içerisinde AminoShield teknolojisi içeriyor. Saçlarınızı derinlemesine temizlerken onları çok güzel şekilde besliyor ve rengin korunmasında size yardımcı oluyor. Aynı zamanda içeriğinde UV Shield teknolojisi de bulunuyor. Yani güneşin de saç renginizi soldurmasında, önleme konusunda size yardımcı oluyor. Saçlarınızı her zaman için soğuk suyla yıkayın. Çünkü sıcak su aynı gözeneklerinize yaptığı gibi saçınızdaki keratin yapısını açıyor. Ve keratin açıldığında boya çok daha hızlı bir şekilde saçınızdan uzaklaşıyor. Isıl işlemler için de aynı şey geçerli. Saçlarınıza ne kadar çok ısıl işlem uygularsanız boyanın soğumasına da o kadar çabuk sebebiyet vermiş olursunuz. O nedenle ben saçlarıma sadece haftada bir ya da en fazla iki kere ısıl işlem uyguluyorum. İlk saçımı yıkadığımda saçlarımı kurutuyorum ve saçlarıma şekil veriyorum. Her zaman banyodayken ya da hafta içerisinde saçlarınıza onarıcı özelliği olan bir maske uygulayın. Eldor'un onarıcı bakım serisindeki maskeyi ben çok sevdiğimi size bitenler videomda zaten söylemiştim. İşte boyanın saçlarınıza oluşturmuş olduğu yıpranmayı 2 hafta gibi kısa bir sürede güzel şekilde toparlayabiliyor. Eğer onu düzenli şekilde kullanırsanız içerisindeki Nutri keratin ve zeytin serumu sayesinde saçlarınızı güçlendirip darbe almış yerleri onarmakta ya da oluşabilecek zararları engellemekte size yardımcı oluyor. Saçlarınızın ağırlaşmaması için böyle kulağınızın altında kalan bölümlere uygulamaya dikkat edin. Saçınızın rengini korumak için dikkat etmeniz gereken kurallar bu şekilde. Şimdi ben sizleri kolay örgü modelleriyle baş başa bırakıyorum. İlk saç modelimizle başlayalım. Saçlarımızı ortadan ikiye ayırıyoruz. Ön taraftan kahküllerimizi ayırdıktan sonra saçımızın arka tarafına doğru olan orta bölümden bir tutam saç alıp onu üçe ayırıp normal örüyoruz. Ben burada fark ettiğiniz gibi örgü tutamlarını üstten değil de alttan alarak örüyorum. Böylece arkaya doğru saçı ilettiğimde böyle bombalenme ya da kabarma olmuyor. Hani Hollanda örgüsü gibi üstten değil alttan alarak bütün saçı örüyorum ve ucunu bir toka yardımıyla tutturuyorum. Aynı şeyi kafamın diğer tarafında aynı bölümdeki saçlar için de yapıyorum. Uca kadar örüyorum ve toka yardımıyla sabitliyorum. Sonra bu iki tutamı alıp başımın arka tarafında lastik bir toka yardımıyla sabitleyeceğim. Bu arkaya aldığım saçların kulak hizamda ve kulak hizamın birazcık altında arka tarafta sabitledim. Daha sonra kahküllerimi önden çekiyorum. Biraz önce örmüş olduğum örgünün altındaki tutamı alıyorum. Yani kulağıma yakın olan tarafı. Aynı şekilde Hollanda örgüsü olarak uca kadar örüyorum. Siz isterseniz dediğim gibi düz örgü de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde ördüğünüz takdirde arkaya ilettiğinizde bombalenme olmuyor. İkinci tutamları da bu sefer ense tarafımda
sabitliyorum. Yine bir lastik toka yardımıyla yapıyorum bunu. Daha sonra saçlarımın hepsini arkaya atıyorum. Arzu ederseniz siz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama ben toplayacağım. Saçlarımın hepsini ensemde ikinci örgü hizasında topluyorum. Alttan bir tutam alıp topladığım lastik tokayı saklıyorum. Ve bu tutamı da bir tel toka yardımıyla sabitliyorum. Sıradan bir at kuyruğunda örgülerle böyle birazcık daha canlandırmış oluyoruz. Ben bu modeli çok ama çok seviyorum. Ön taraftan böyle görünüyor. Arkadan da bu şekilde. İkinci model ise benim habire saçlarımı bollaştırmamdan şikayetçi olanlar için olsun. Düğüm örgü ya da ip örgü dediğimiz örgüden yapacağız. Saçlarımızı tepede sıkı bir şekilde at kuyruğu yapıyoruz. Ve tokayı bir saç tutamı yardımıyla saklıyoruz. O bölüm maalesef çekim sırasında kamera durduğu için yoktu. Ve bir saç spreyi sıkıyorum saçıma ve bütün bebek saçlarımı arkaya doğru yapıştırıyorum. Klasik tepeden sıkı sıkı at kuyruğu yaptık. Sonra at kuyruğu tutamlarını ortadan ikiye ayırıyoruz. Bir tutamı sabitliyorum böyle bir toka yardımıyla. Diğer tutamı da yine ortadan ikiye ayıracağım ve rope braid dediğimiz örgüye başlayacağız. Bu iki tutamı ayırıyorum. Arkadaki tutamı yüzümden geriye doğru burkarken ön taraftaki tutamı da yüzüme doğru burkuyorum. Böylece birbirlerine ters yönde burkulmuş oluyorlar. Ve bunları düğüm şeklinde birbirinin içerisinden geçirdikten sonra serbest bıraktığımda bıraktığım formda kalıyorlar. Bu şekilde uca kadar burkup birbirlerinin içerisinden rastgele birbirlerine sararak iletiyorum ve uçtan bunu bir lastik toka yardımıyla sabitliyorum. Eğer bu burkma işlemlerini iki tutam içinde farklı yönlere yapmazsanız örgünüz serbest bıraktığınızda çözülecektir. Diğer tutam için de aynı şekilde devam ediyorum. Arkadaki tutamı yüzümden geriye doğru, ön taraftaki tutamı da yüzüme doğru burkuyorum ve onları birbirlerinin içerisinden geçirip sabitliyorum. Ardından diğer iki örgüyü de birbirinin içinden geçirerek uç taraftan sabitliyorum. Yapması göründüğünden çok çok daha basit, sakın sizi korkutmasın. Yapması neredeyse böyle 3-4 dakika sürüyor eliniz alıştıktan sonra ve çok şık, saatlerce uğraşmışsınız gibi bir saç oluyor. Bu modelin de son hali bu şekilde. Üçüncü ve son örgü modelim ise benim günlük makyaj rutinimde saçımda görmüş olduğunuz örgü. Bu örgünün adı ne bilmiyorum. Yandan Hollanda örgüsü diyenler var. Açlık oyunları ilhamlı örgü diyen var. Bilmiyorum. Saçlarımı kaşlarımın hizasından, yani kaşlarımın kavis yaptığı hizada kulağım boyunca bir tutam alıyorum. Bunu üçe ayırıyorum ve Hollanda örgüsü şeklinde örmeye başlıyorum. Bu normal balık sırtı örgünün üstten değil de alttan alınan versiyonu diyebiliriz. Saçlarımı alttan alarak örmeye başlıyorum ve her yan tarafa geldiğimde bulunduğum yan taraftan bir tutam saç alıp alttan ördüğüm tutama ekliyorum. Şimdi aynı işlemi arka taraf için yapacağız. Arka tarafı alttan aldım, ördüm ve arkadan bir tutam saç alıp örgünün içerisine ekliyorum. Burada tutamların çok çok ince olmasına gerek yok. Aslında kalın olması birazcık daha iyi oluyor. Ama çok aşırı kalın da almayın. Orta kalınlıktaki saç iyi. Yine aynı şekilde tutamı örgünün içinden geçiriyorum. Arka taraftan saçı altından orta taraftaki saça ekliyorum. Ya çok karışıkmış gibi görünüyor ama siz anlatınca ama siz görüyorsunuz çok da karışık değil. Ama Hollanda örgüsüyle ilgili ayrıntılı bir video isterseniz beğene basmayı unutmayın. Sizler için seve seve yaparım. Bu şekilde uca kadar örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yan taraftan da saçları kulak hizasını geçtiğinizde bu sol tarafınızdaki saç tutamında artık saça eklemeye başlıyorsunuz. Ve kulağınızın altından son saç kalanına kadar devam ediyorsunuz. Bu hizalardayken saçı bollaştırmaya başlamanız lazım. O günlük makyaj rutinimde de saçımın o kadar dolgun gözükmesinin sebebi bu bollaştırma işlemiydi.
alttan alarak yavaş yavaş yukarıdaki en üst tutama kadar saçlarımı gevşetmeye başlıyorum. Böylece daha gür ve volümlü gözüküyorlar. Bu modelimizin de son hali bu şekilde. Benim bugünkü saç videom bu şekildeydi. Daha fazla saç videosu için beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tanrıçayı şımartmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhabalar, güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Çıkar. Bugün size, hiç biliyorsunuz, şimdi bulunan kritik şeyleri saç modelleri içeren bir video.